Bir fidan bir insandan merhaba. Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin örnekliğinde doğaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl korumamız gerektiğini konuşmak üzere bugün Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Osman Oruçhan hocamızla birlikte bunları konuşmak üzere buluşacağız. Bizi kendisi şu an bekliyor. Onun yanına gidelim daha fazla bekletmeden. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam. Sağ olunuz. Allah iyilik versin. Hocam çok güzel bir yerde buluştuk. Evet, bence de çok güzel. Bir tarafta su, bir tarafta çok güzel bir park ve asırlık çınar, bir çınar ağacı. Eyvallah. Böyle bir mekanda karşılaşmak, sizinle bir program yapmak çok güzel. Eksik olmayın hocam. Davetimize icabet ettiğiniz için bize teşekkür ederiz. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hocam ben gelirken Efendimizin Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz hadisi şerifini paylaştım seyircilerimizle. Evet. Bir dağa duyulan sevgi diyebilir miyiz biz bu hadisi şerifte bize aktarılan? Evet, dağa duyulan sevgi diyebiliriz. Ama bunu hangi bağlamda daha yani boş bir mekana duyulan saygı demek belki çok fazla doğru olmaz. Birincisi Uhud Peygamber Efendimiz'in memleketidir. Memleket toprağıdır. Memleketinin bir dağıdır. Ama ondan daha ötesi Uhud Peygamber Efendimiz'in ve ashabının hatırasında çok derin acıları da barındırır. Peygamberimizin sevgili amcası Hamza orada vefat etmiş, şehit olmuş. Çok acı bir cesedine bile işkence edilmiştir. Yani evet. Böyle bir acı var ve orada savaşın kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Ondan dolayı Uhud ashabın zihninde belki de kötü bir yere sahip, belki uğursuz kabul edilebilir bir ortam oluşmuş. İşte belki de Peygamber Efendimiz o dağa karşı bir uğursuzluk düşüncesinin oluşmasına engel olmak amacıyla biraz da Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz demiştir. Böylece evet bir Allah'ın yarattığı bir mekana karşı bir uğursuzluk düşüncesi oluşmasının önüne geçmiştir. Yani hocam çok büyük bir örneklik yine. Evet. Çünkü zaman zaman duyarız bazı şeylerin, özellikle evet, doğadaki bazı efendim yerlerin, bazı efendim doğanın parçası olan evet, sembolik yerlerin uğursuz kabul edilebildiğini duyarız. Evet, uğursuz kabul edilmesi bir kötülük olduğu kadar bazı mekanların aşırı yüceltilerek kutsiyet atfedilmesi de aynı şekilde tehlikedir yani. Evet. İnanç açısından. Yani aslında bir anlamda bunun da önüne geçmek istemiş diyebiliriz evet, Efendimiz sallallahu evet, aleyhi ve sellem. Öyle görmek daha doğru bence. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. İsterseniz şimdi aracımıza doğru gidelim. Orada bizi çok sevdiğinizi tahmin ettiğim bir dostumuz bekliyor. İnşallah. Onu daha fazla bekletmeyelim. Buyurun İnşallah. İsterseniz. Buyurun efendim. Thank you.
Hocam yola çıktık. İnşallah çok seveceğiniz bir yere gideceğiz. Orada da bir dostumuz bekliyor, sanatçı bir abimiz, hocamız bekliyor. Şimdi isterseniz yolu da bereketlendirelim. Efendimizin uygulamalarını, çevreye dair tavsiyelerini sizden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, Peygamber Efendimizin hayatı çevreyle ilişkileri düzenlemekle geçmiştir demekle belki başlayabiliriz. Çünkü insan hayatı çevreyle ilişkiler kurarak devam eder. Yani çevre insanın etkilendiği ve etkilediği tüm alanları içerir. Yani kendisinden başlayarak kendisinin dışındaki diğer insanlara, canlılara ve cansızlara kadar uzanır bu ilişki. Peygamber Efendimiz tamamını düzenlemeye çalışmıştır. Allah'ın kendisine gösterdiği yol, rehberlik doğrultusunda, yani Kur'an-ı Kerim'deki ilkeler doğrultusunda. Belki bunu ilk başta sosyal çevre ve doğal çevre diye ayırmak mümkün. Sosyal çevre tamamen insani ilişkiler, insanların birbirleriyle olan ilişkileri şeklinde değerlendirebiliriz. Doğal çevre ile ilişkiler konusuna gelince, Peygamberimizin toplum içinde pek çok kimliği vardır aslında. Yani bir baba olarak peygamber, bir din kurucusu olarak veya dini öğreten, tebliğ eden kişi olarak, bir devlet başkanı olarak, bir ordu komutanı olarak, yani çok farklı kimliklere sahiptir. Bunların her birinde de Peygamberimiz doğal çevreyle ilişkiler kurmuştur. Kimisinde bir yargıç pozisyonuyla doğaya karşı yönelenleri, doğaya karşı kötü niyetle yönelenleri engelleyebilmek için onlara cezalar koymuş ve cezalar vermiştir. Kimisinde işte bir ahlak öğreticisi olarak, mesela hatta bu konuyu daha çok önemsiyorum ben. Peygamberimiz ahlakın önderidir, ahlakın lideridir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizi öven en önemli ayet kanaatime göre وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ayet-i kerimesidir. Yani gerçekten sen pek yüce bir ahlak üzeresin. Yani senin ahlakın övgüye değerdir şeklindeki ayet-i kerime bu. Peygamberimiz aslında bir toplam ahlakın öğreticisidir. Yani hayatı tüm yönleriyle kuşatan bir ahlakın öğreticisidir ve bunun örneğidir. Öncelikle kendisi yaşamış ve sonra çevresindeki insanlara bu ahlaki öğretileri hem öğreterek hem de uygulatarak özümsetmiştir. Yani böyle bir yönü var Peygamber Efendimizin. Tabii bu kapsamda doğal çevreye bakışı belki biraz daha ön plana çıkarılacak olursa, Peygamberimizin bitkilere, hayvanlara, canlılara, diğer cansızlara kadar, hatta sohbetimizin en başında sizin dile getirdiğiniz bir hadis-i şerif vardı. İşte Uhud bizi sever, biz de onu severiz şeklinde. Mesela bu bir dağa karşı olan sevginin tezahürüdür. Ama öbür taraftan Peygamberimizin bitkilere karşı olan tutumu söz konusu olabiliyor. Mesela ağaç dikmeyi kendisi tavsiye ettiği gibi bizzat ön ayak olduğu vakalar vardır. Kendisinin bizzat fidanı alıp halkının önüne geçerek, toplumun, sahabenin önüne geçerek o fidanı toprakla buluşturduğu yerler vardır. Yani belki hani sünnet denilince sadece kılık, kıyafet, işte sakal, sarık, cübbe vesaire, ne bileyim yemek falan deyince tuzla başlamak, şu yemeği yemek, bunu yemek gibi şeyler ön plana çıkarılıyor. Onlardan daha fazla ön plana çıkarılması gereken şeyler var. Yani bu Peygamberimizin ahlaki örnekliği. İşte doğal çevre konusunda Peygamberimizin ahlaki örnekliği de bu ahlaki örneklikler içinde çok önemli bir yer tutar ve
Peygamberimiz çevrenin yeşillendirilmesi için olanca gayretini göstermiştir. Mesela Medine biliyorsunuz bir yani sıcak iklimin bir şehridir. Mekke hakeza öyle. Peygamberimiz Medine'de Medine'nin oldukça geniş bir çevresini kapsayan bir alanda hani bugün sit alanı dediğimiz bir alan oluşturuyor. Yani veya koruluk veya işte Arapça ifadesiyle hima. Bu alanda bir otu bile yolmak yasak. Peygamber Efendimiz'in oluşturduğu o şeye göre. Çünkü o ot orada bizzat otlayacak olan hayvanlara tahsis edilmiş. Onun için insan o otları yolup sadece kendi hayvanını hasredemiyor. Harika. Evet. Bir ağacın dalını bile kesmek yasak. Eğer yapıldıysa bu, zarar verildiyse tazmin edilecek. Mesela bir hukuk adamı olarak Peygamber Efendimiz o koruluktan bir ağaç kesenin, izinsiz bir şekilde o doğayı tahrip edenin yakalanması halinde hem maddi tazminat ödemesi hem de işte kıyafetinin soyulması gibi yani müsaade ediliyor. Varsa elinde kesici aleti, baltası, ipi vesairesi onların da alınması konusunu gündeme getiriyor ve bunu uyguluyor. Yani çevreyi koruma konusunda 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'in bugün bile henüz daha o noktaya gelemediğimiz uygulamaları var. Yani modern şehircilik uygulamaları denilen uygulamalar çok yeni insanlık tarihi açısından. Evet, evet. Sizin de buyurduğunuz gibi 1400 yıl önce korumalı bir bölge ve o bölgede de kurallar oluşturuyor Efendimiz. Evet, aynen öyle. Yani şehircilik anlamında da Peygamber Efendimiz'in yani çevre koruması ve düzenlemesi konusunda bir takım tavsiyeler vardır. Mesela o dönemde sadece hayvanların kullanıldığı yük hayvanı olarak veya işte binek hayvanı olarak kullanıldığı bir ortamda yollara bile belli bir standart getirmeye çalışmıştır. Çok ilginç. Yani 1400 sene önce diyoruz, o zamandan bahsediyoruz. Medine'nin kuruluşunda sokaklara belli bir standart getirmeye çalışıyor. Şu kadar zira olacak diyor. Veya işte evler yapılırken komşunuzun gölgesine engel olmayın. Hazreti İbrahim Mekke'yi etrafındaki geniş bir alanla koruluk ilan etmiştir. Bu gelenek Peygamber Efendimiz tarafından diğer şehirlere uygulanmak suretiyle devam ettiriliyor. Zaten bir sözlerinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatıyor. Yani atamız İbrahim Mekke'yi hima ilan etmişti. Ben de Medine'nin çevresini hima ilan ediyorum. Yani koruluk ilan ediyorum demiştir. Bu anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de atam dediği her zaman sitayişle severek bahsettiği Hazreti İbrahim'in sünnetini yaşatmış oluyor. Yani onun başladığı sünneti çok daha geniş alanlara yayarak devam etmiş oluyor. İşte biz de o sünneti devam ettirmek mecburiyetindeyiz hocam. Elbette ki. Ve çok şükür ki şehrin içerisinde sayılabilir bir ormanlık alana geldik. İşte o bahsettiğim yer burası hocam. Evet. Çok güzel bir alan. Çok yaşlı ağaçların, yıllanmış ağaçların bulunduğu bir alan. Evet. İleride denizi de görebiliyoruz. Çok sakin, sessiz hocam. Aslında İstanbul'umuzun böyle büyük avantajları var. Hem tarihi eserler hem de böyle doğaya çok çabuk ulaşabileceğiniz, ne diyelim ona, şehrin yorgunluğundan, belki tantanatından kaçabileceğiniz alanlar da mevcut. Çok şükür şimdi öyle bir yerdeyiz. O kıymetli sanatkar abimizin, hocamızın
bizi beklediği yere çok şükür geldik. Evet. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Cümleten geçmiş olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Mehmet'im hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Böyle bir yerde de... İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyiz. Beykoz Karlıtepe. Nefis bir yer. Şu manzaraya baksanıza. Gerçekten öyle. Şahane. Eyvallah. Hocam Osman hocamızla tanışıyor musunuz? Tanışırız inşallah. Evet, tanışacağız da. Kendisi Denizli'den geldi hocam. Evet. Pamukkale Üniversitesi'nde. Özay Gönlüm'ün memleketi. Evet. Özay Gönlüm'ün memleketi. Evet. Evet. Esat hocam da Elazığlı. Evet. Artık böyle memleketlerden de tanıştırdığımıza göre evet. İsterseniz ağacımızı dikmeye, fidanımızı dikmeye gidelim. Bunu da size emanet edelim hocam. Eyvallah. O zaman buyurun. Buyurun efendim. Nasıl, eliniz hiç yabancı değil? Yok, çok fidan ektim. Elazığ'da Göllübağ'a selam şiirim var ya işte. Eyvallah. Göllübağ bizim köyün ismi, bağın ismi. Diyebilirim ki yüzlerce fidan ekmişizdir. Oo. Yani kardeşlerim, babam, annem, ben, badem, ceviz, üzüm teveyi, kiraz, işte mahlep denilen o kirazı aşıladığımız ağaç. Önce onu şey yapıyoruz, ekiyoruz. Sonra ona sağlam olsun diye kirazımız çok güzeldir Elazığ'ın kirazı. Yemek nasip olsun inşallah. Lezzetlidir yani. Şimdi o zaman buradan devam edelim. Evet. Bir patika yola gireceğiz inşallah orman tabii içerisinde. Tabii ki, tabii ki. Bakalım nerede? Bu yavruyu dikeceğiz. Bu yavruyu dikelim. Çok iyi. Hocam şeyden bahsediyordunuz biz buraya gelirken, sizin toprakla böyle çok yakın ilişkiniz var. Kesinlikle. Çocukluğunuzdan beri mi? Tabii. İlkokul 5'ten beri, hatta daha önceleri dedemlerin de bahçeleri vardı. Sebze ekilirdi, kavaklıkları vardı. Sonra Göllübağ köyümüz, dedemin olduğu bağ. Orada bağ yaptık. Yeni fidanlar yetiştirdik. Badem, ceviz, kiraz, elma, o Göllübağ'ın çok güzel elmaları var. Saka elması dediğimiz, şık şıkı elma. Salladığın zaman böyle şık şık eder. Tohumun sesi mi geliyor? Tabii tohumun sesi gelir. Şık şıkı deriz onun için. Şık şıkı. Şık şıkı elma. Baskil kirazımız vardır. Baskil derler. Baskil kazamız var ya. Hmm. O baskilin bir de kirazının meşhurdur Harput'ta. Özelliği nedir mesela? Çok tatlı. Yani ben şimdi o... büyük büyük kirazları, Napolyon dedikleri şeyleri getiriyorlar. O tadı bulamıyorum. Bizimki orta boy. Yani küçük denmez ama çok büyük de denmez. Ama tadına doyum olmaz. Allah Allah. Tabii. Büyük olması şey değil yani. Bağ yapmak derken yani siz... Biz ağaçların topluluğun hepsine bağ deriz. İçinde bütün ağaçlar var. Biz oraya bağ deriz. Hmm. Oraya bağ deriz. Meyve ağaçlarının, üzümün, her türlü ağacın olduğu şeye, bahçemize bağ deriz. Bahçede deriz ama bağmancılık diye de bir laf vardır. Bağmancılık, bağban. Bağban. Bağban, biz bağman deriz, bağmancılık. Bu bahçıvana mı tekabül ediyor? Bahçıvan görevli bir adam. Heh. Ama bağmancı kendi malında çalışıyor. Bağ sahibi. Bağ sahibi yani, anlatabiliyor muyum? Yani... İşte biz bağmancıydık. Peki bir de sizin türkülerinize de yansıyor toprak sevginiz, bahçe, ağaç sevginiz. Evet. Çok güzel türküleriniz var. İşte kivrememi de onu söylüyorum. Çilelerle eker bağı bostanı, ilkbaharda dolu vurur, sel vurur. Haydi bakalım. Çilelerle eker bağı bostanı. Ya yani baharda giderdik, kivre nasıl, biz daha yeni geldik. Biz kışın Elazığ'a taşınırdık, göçer yaşardık. Ama meme kivri orada kalırdı. Geldiğimizde o biliyor bağın ahvalini. Kivre nasıl, durum nasıl, işte dolu vurdu mu, sel götürdü mü, yandı mı, soğuk muydu? Böyle derdi kivre.
don vurdu işte, çiçekler gitti, dolu yağdı işte, şu mevsimde şu oldu. Böyle raporu ondan alırdık, Kibre Memi'den alırdık. O çok zorlanmış belli ki. Çok. Aynen. Bir de bağmancılığın inceliklerini bilen birisiydi. Hmm. Ondan da Allah var ya, çok şey öğrendik. Onun için gurbette insan şair oluyor işte. Onlar anlattığı zaman şairlik bizim neyimize? İşte onları yazıyoruz, çiziyoruz böyle. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yani gidip toprakla yine bir ilginiz, alakanız var mı? Benim şimdi gene bağımız, bahçemiz Göllübağ'da var. Hmm. Ablam, kardeşlerim oradalar. Benim de ayrıca bir yazlığım var. Böyle bir 400 metrelik bir toprağım var. Orada aklına gelen ne şey varsa meyveyi ekmişiz. Hanım gerçekten Karadenizli ve ağacı çok seven şey. Ya aslında bağ koparmamak lazım. Çünkü nihayetinde fıtrat ya hocam, toprak. Tabii ki oradan topraktan geldik. Evet. Toprağa gireceğiz. Bağ kopardığınız vakit o zaman gerçekten şey gibi oluyor. Yani coğrafyasından alınmış bir bitki gibi oluyor. Yani. Aynen öyle. Evet. Aynen halbuki, öyle. Halbuki herhalde bize mutluluk, huzur verecek olan şey bizim fıtrata dönmemiz. Güzel ama hocam, yani saksı da olsa, balkon da olsa yine uğraşmak, toprağa insanın elinin değmesi, ayağının değmesi. Şimdi hocam biliyorsunuz Esat hocam, en büyük lüks artık ayağımız toprağa değmiyor maalesef. Tabii. Zaten yazlıkları onun için tercih ediyoruz. Beton yapmamaya çalışıyoruz oturacağımız yeri. Toprağa basmak için uğraşıyoruz. Çime basmak için. İşte yeter ki burada bu yazlığı insan vücuduna faydalı bir şekilde kullanalım. Derdimiz o. Değil mi? Onun için toprakla haşır neşir oluyoruz yazlıklarda. O ağaçları da onun için ekeriz. Yoksa biz bu yaşta işte ekmişiz, biçmişiz. Ticaretini yapmayacağız. Yani yok. Onun verecek herhalde, evet, huzuruna ihtiyacımız. Evet, evet. Sevgili hocalarım, geldik inşallah şuraya dikebiliriz diye buralar, düşünüyorum. Burası, uygun mudur? Hocam siz aslında bu işin ustasısınız. Estağfurullah. Toprak olsun da. Hani derler ya, ne verdin de geri vermedi toprak. Eyvallah. Ne ektin de vermedi Veysel. Bir çekirdek verdin, dört bostan verdi. Ya. Benim sadık yarım kara topraktır. Böyle ekeyim isterseniz. Olur, olur tabii ki. Hazır elimde de küreğim. Hadi bismillah diyelim. Bu belli ki altta taşlar var. Bizim fidanımız çok mütevazı ama. Yani öyle çok büyük bir çukur, çok geniş bir yer istemez kendisine. Evet, çok büyük taş çıkarttım. Yani şu üstünü kapatalım toprağının. Çok güzel. Olur buraya herhalde. Evet, olur. Hatta ben de yardım edeyim. Çorbada benim de bir tuzum olsun inşallah. Bismillah. Hocam adet yerini bulsun. Evet. Bizim de bir emeğimiz olsun. Dikili ağacımız var diyebilelim. İnşallah. Akşehir'e buradan selam. Fahri Çavdar kardeşim var orada. Huzur evine gitmiştim. Onlara abi çalıp söylesen güzel olur. Huzur evindeki dostlara çaldım söyledim. Akşehir'e gittiğimde. Evet. Hangi ağaç ekelim diye telefon açtı. Sizin adınıza burada ağaç ekmek istiyorlar dedi. He. Dediğim gibi ıhlamur olsun. Oo. Şimdi Akşehir Huzur Evi bahçesinde ıhlamur ağacım var. Üstüne de yazınca Esat'a bakayım. Bu kadar yeter görünüyor. Evet. Eyvallah. Eyvallah. O zaman orada. Hadi bismillah. Hadi hocam, buyurun siz de. Haydi. Eyvallah. Şimdi şunu da tabii bir açıklayalım. Bu altındaki şey eriyor. Muhafaza. Evet evet, eriyor. Hatta kendisine de bir miktar faydası da dokunuyor. Yani bir ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Onda toprağı açmadan. Açmadan toprağı. Evet, açmadan. Evet. Vereyim mi toprağını? Vallahi iyi olur. Ben de alayım hocam. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Dikili ağacımız var. Çok şükür.
Yüzlerce var dikili ağacım. Allah'a şükür. Binlerce şükür. Maşallah. Ektik çok şükür. Maşallah. Ne mutlu ki o ağacımız ağaç yetişiyor. Vatanına kavuştu. Evet. Can suyu sizde hocam. Evet. Ha, evet. Biz başlatan Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bir de hocam şöyle tepeden bir ıslatalım. Evet. Ha. Evet. İyice suya. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Harika. Evet. Şimdi ben sizden bir şey isteyeceğim. Bir şiir olur. Belki bir şeyler böyle fidana mırıldanmak istersiniz. Söylemek istersiniz. Bir şiirim var bugünlerde yazmış. Yani bugünlerde derken 2-3 yıl önce yazmıştım. Onu herhangi bir yerde dillendirmedim. Burada bir sosyal medyada bir ara yazmıştım. Hayatı ömrü anlatan bir şiirdi bu. Uzun değil. Hemen onu isterseniz onu zevkle okuyayım. Elazığ diliyle yazdım. Hmm. Hiç haberim olmadı. Bir baktım trendeyim. Tren ki hem ne tren. Ele bil evimdeyim. Dedim ki kızlı gidi. Hep bele mi gidecek? Dediler duraklar var. Vakti gelen inecek. Treni süren var mı? Sordum yanımdakine. Dediler süren sensin, bu hayalden makine. Peki dedim kim etti beni sizlerle yoldaş? Dediler Ervi Hazel sen bu yoldasın kardeş. Benim durağım nerede, ben nerede ineceğim, daha bu kör yollarda ne kadar gideceğim diye mırıldanırken seslendi oradan biri. Sen bilmiyorsan eğer ben nereden bileceğim? Oo. Böyle bir şey yazdık. Bu arada yayına da girdi mi bilmiyorum. Ezan siz başladı. Seslendi dediğiniz an. Evet. Ezan-ı Muhammedi'yi evet de işitmeye başladık. Allah başladı. Üstümüzden eksik etmesin. Amin. 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 Ne iyi ettiniz de geldiniz. Böyle güzel bir program oldu. Eksik olmayın. Eyvallah. Eyvallah. Efendim, bir fidan bir insanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşça kalınız ve inşallah yeşilin içerisinde, doğanın içerisinde kalınız. Görüşmek üzere. Buyurun hocam.